Evet, selamlar herkese yeniden. Bir haftayı daha burada bitiriyoruz. Oldukça hareketli bir haftaydı. Endekste önce aşağı yönlü hareket edip ardından da yukarı yönlü tepki yaptığımız önemli bir hafta oldu aslında. Şöyle bir baktığımız zaman hani endeksin bu haftaki yükselişi %1'den bile çok daha az, ama oynaklık açısından baktığınız zaman 1400'lerin üzerinde haftaya girdik. 1352'lere kadar düştük. Oralardan yeniden 1400'ün üzerine çıktığımız bir hafta oldu. Banka hisselerinde çok ciddi bir yukarı doğru tepkiler yaşadık. Aslında teknik anlamda bankalarda bir tepki yükselişinin olabileceğini tahmin etmek çok zor bir durum değildi. Ama o tepki dün biraz daha fazlasıyla oldu açıkçası ve çok ciddi de bir tepki geldi, ama az sonra grafiklerden de izleyeceğiz. Baktığımız zaman aslında endeksteki bu yükseliş bir tepki yükselişi ve önümüzde hala bayağı bir engeller var. Bunların haricinde dolarda 8'e doğru bir yaklaşma yaşadık hafta içinde, fakat şu anda yeniden 8'in üzerinde bir seyrimiz var. Bu da bizim için önemli. Perşembe günü, yani dün Merkez Bankası'nın faiz toplantısını aldık. Bizim için önemli olan metindeki neler olacağıydı. Bunlar bizim için de çok çok önemli olan. Yani 3 aşağı 5 yukarı yorumlar aynı. Bizler açıkçası şunu okuyoruz. Hani faiz arttırma dönemi artık bitti. Bundan sonra Merkez Bankası enflasyon müsaade etmeye başladığı ilk andan itibaren faizini indirecek. Ama bu olay ne zaman olacak? Bunu da izleyeceğiz. Yani bu ay bir indirim olmadı. Gelecek ay da ben olacağını zannetmiyorum. Çünkü enflasyonun kendi hareketi, kendi yükseliş eğilimi halen daha güçlü ve bir süre daha yani biz enflasyonda bir yukarı hareket alacağız gibi bir tablo var. Nisan ayı enflasyonu da biraz zorlayabilir. Mayıs ayı enflasyonu çok çok önemli olacak. Bunlardan sonra eğer enflasyonda bir düşüş başlarsa işte o zaman bir indirimler olabilir. Yani 3 aşağı 5 yukarı faiz indiriminin hani en erken yaz ayı gibi, Temmuz gibi, Ağustos ayı gibi olabileceği, buralarda olmazsa da Eylül'de, Ekim'de gibi olabileceğini söylemek mümkün. Tabii bir yerde de şöyle de bir etkisi var. Yani faiz arttırımı artık olmayacaksa peki ya enflasyon yükselirse ve şu anki %19 seviyesine dek ulaşırsa ne olacak sorusu var. Orası tabii çok çok önemli. Çünkü öyle bir şey olduğunda Merkez Bankası'nın gerektiği zaman faiz arttırımı yapılacaktır cümlesi artık yok, biliyorsunuz. Orada faiz artışı yapıp yapamayacağı çok fazla bir soru işareti yaratıyor. Bu da tabii öyle bir durum oluşursa kurda yeniden ikinci bir yukarı harekete de sebep olabilir. Fakat bu şimdilik düşündüğümüz bir konu değil. Çünkü şu anda yıllık enflasyon %16,19'lar seviyesinde. Merkezin faizi %19'da, CDS'ler 400'ler seviyesinde, yani aşağı yukarı enflasyonun 3 puan üzerinde bir faizimiz var. Şu an için iyi. Yani şu an için bu faiz kurun daha yükselmesinin önüne önemli bir engel oluyor ve idare ediyor. Ama dünkü PPK toplantısının ardından açıkçası kurda 8'in altına düşme olasılığının iyice azalmış olduğunu ben sanıyorum. Bu şekilde bir fikrim var. Eğer bir düşüş olursa da global arenada, global dünyada ABD dolarının çok daha fazla aşağıya düşmesinden ötürü oluşacak bir rüzgarla olabileceğini düşünüyorum. 8'in altına düşersek muhtemelen bu nedenden ötürü düşeceğiz. Bu da tabii ki çok fazla kalıcı bir sebep olmayabilir. Bir süre sonrasında dolarda yeniden bir güçlenme olduğunda tekrar yukarı yönlü bir hareket alma şansımız da olabilir. O nedenle yani 8'in altında bir hareketi dünyada dolar endeksinin daha fazla aşağıya düşmesiyle birlikte olabileceğini tahmin ediyoruz. Ama 8'in üzerinde kaldığı müddetçe tabii kurda maalesef teknik olarak daha da yukarıya gitme şansı da oluşacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, Çok fazla uzatmak istemiyorum. Biraz endekste bir şeyler size göstermek istiyorum. Grafiğimiz şu anda burada, önümüzde açık. Burada izlediğiniz bu XU100 günlük grafiğimiz. Yeşil çizgi 22 günlük ortalama. Gördüğünüz gibi 22 günlük ortalamaya iyice ulaştık ve oraya bir selam verdi endeks. Biraz daha sizin için bir yakınlaşma yapayım. Ve burada 22 günlük ortalamanın ardından bir hafif bir aşağı yönlü bir hareket var. Şu anda 1415'lerdeyiz. Şuraya alayım bunu. 1415 seviyesi bu. Bugün endeks oraya yakın bir yere kadar yükseldi. Fakat arkasından yeniden bir miktar oralardan satışlar var. Az sonra endeksi kapatacağız. 1407'deyiz şu anda. Bu seviyenin üzerine yükselemezsek eğer, yani bu 1415'ler veya bu yeşil çizginin üzerine çıkıp yerleşemezsek, burada başarılı olamazsak, gelecek hafta endekste yeniden aşağı doğru tekrar işte 1380 veya 1370 olarak ifade ettiğimiz destek seviyesine doğru bir düşüşümüz olabilir. Önümüzde çetrefilli yollar var. Burayı aşsak şurada 1440 olarak izlediğimiz yerler var. Şurası 1430 olarak izleyeceğimiz yerler var. Yani önümüzde çok fazla engebeli bir arazi var endekste. O yüzden burada size söylemek istediğim şey şu. Hani yer yer gün içerisinde böyle endekste hızlı yükselişler olsa bile bu hızlı yükselişleri tamam artık endeksteki düşüş bitti, yükseliyoruz şeklinde bir yorum yapmak yanlış olabilir veya erken olabilir. Öncelikle şu 1415'in üzerine çıkalım ve yerleşelim. Hatta bana sorarsanız 1430'un üzerine çıkalım, oralara yerleşelim. Ondan sonra muhtemelen ikinci hedefimiz şu kırmızı çizgimizin olduğu 50 günlük ortalamanın olduğu 1484'ler olabilir. Oralara dek yükseliş şansımız olur. Ama eğer aşamazsak şu yeşil çizgiyi ve üzerine yerleşemezsek yeniden realizasyonlarımız olabilir 1350'ye. Ama bir şey daha var, onu hep ifade ediyorum. 1350'lerde bir dip yapma çabamız var. Siz buna 1350 olarak deyin veya 1300'ler olarak ifade edin, hiç fark etmez. Çünkü şu bölgede endekste dipler hemen hemen aynı hizada olurken MACD'de dikkat ediyorsanız yavaş yavaş yukarı doğru bir eğilim var. Yani bu bize endeksin artık içten içe bir güç toplamaya başladığını, bir güçlenmeye başladığını da ifade ediyor. İnşallah güzel bir hafta olur gelecek hafta ve yukarı yönlü daha net hareketimiz olabilir. Ama düşüşler olsa bile, satışlarımız olsa bile çok fazla endişe etmemekte de fayda var. 1350'nin altına düşüş olmadıkça stop loss yapıp çıkmamak en iyisi olabilir. Ama tabii şu şartlar altında da böyle %100 hissede de olunacak bir havada yok açıkçası. Şimdi banka endeksine bakmak istersek eğer, bankacılıkta hemen hemen XU100 gibi endeksimiz gibi, hatta o çok net seyahat ediyorsanız 22 günlük ortalamaya geldi. O ortalamamızın olduğu yer 1127 idi. Bunun üzerine de çıktı. Şunu yeniden şuraya alayım, çok daha rahat görün. Ama dikkat ediyorsanız üzerinde kapatamadı ve yeniden bunun altına doğru bir realizasyon yaşıyoruz burada. Benim de anlatmak istediğim tam da bu. İşte XU100'de, yani endekste eğer yukarı hareketi yapamazsa yeniden ortalamalardan bir realizasyon yiyebilir. Kısa vadeli yatırımcıysanız bunlara dikkat edeceksiniz. Uzun vadeli yatırımcıysanız eğer, yok arkadaş benim şirketim belli, ben bundan bir yıl sonrası için yatırım yapıyorum. O yüzden endeks bu seviyeyi aşamamış. Buradan 50 puan aşağı, 20 puan aşağıya inmiş, çıkmış. Ben bunlarla ilgilenmiyorum diyorsanız o başka. Ama kısa vadeli hafta içinde al-sat yapan birisiyseniz bu noktada açıkçası alış yapmak için biraz riskli yerlerde. Ne zaman alınır? Ya aşağıya yönlü, şuralara yönlü bir düşüş olursa 1064'ler buralar. O zaman oralardan alış yapılır. Ya da işte bu yeşil çizgi 1127'nin üzerine çıkar ve yerleşirse işte o zaman ilave alımlar yapmak mümkün olabilir. Evet, en son olarak dolarla ilgili size bir grafik paylaşmak istiyorum. Dolarımızda endeksle izlediğimizin tam zıttı. Bu da ortalamanın üzerinde ve 22 günlük ortalamaya doğru bir düşüş yaşadık. Buradan yeniden 22 günlük ortalamadan yukarı yönlü bir tepki yapma hazırlığı yapıyoruz şu anda. Aslında tam böyle alış yönünde bir grafik, yani o şekilde bir sinyal veriyor maalesef. Üzülerek ifade ediyorum. Yeşil 22 günlük ortalama şu anda 8.02'de ve bu yükseliyor. Yani gelecek hafta daha da yükselecek. Ama eğer kur bu 8.02'nin veya yuvarlak olarak bu 8'in altına doğru bir düşme yaparsa işte o zaman aşağı yönlü eğilim bir miktar daha hızlanabilir ve o zaman 7.70'lerden bahsetmemiz mümkün olabilir. Ama yapamazsa, ısrarla bunun üzerinde kalmaya sürdürürse işte şurada da izliyorsunuz 8.23'ler, 8.20'ler yukarıda bir direncimiz oldu. Oraya kadar bir çıkış olabilir. 8.20'nin üzerine çıkan ve yerleşen bir kursa bize maalesef, üzülerek ifade ediyorum, daha da yukarılarda şu seviyelerde 8.48, 8.50'lere kadar bile bir çıkışa sebep olabilir. Dikkat etmekte de fayda var. Yani gördüğünüz gibi dünkü toplantının verdiği mesaj aslında kurun aşağı doğru eğilimini zorlaştıran yönde bir mesajdı. Kurda da bunu takip ediyoruz. Aslında bugün rubleye, zara, reale de baktığınız zaman onlar da çok güçlü değiller. Yukarı doğru, yani doların karşısında zayıf bir seyir içerisinde bir fotoğraf bize vermekte. Biz de bundan etkileniyoruz. Bu dolar endeksi. Son olarak size bunu göstermek istiyorum. 50 günlük ortalamayı zorluyoruz. Çok önemli. Dün değil, önceki gün, yani şu gün, şu an üstünde olduğumuz gün geldi. Test etti. Buradan bir teki yapar mı diye düşündük. Yapamadı. Arkasından dün yine test etti. Yeniden bir tepki yapamadı. Bugün de 3. günden buralardan tepki yapamıyor. Hatta şu anda 91.57'de 50 günlük ortalama. Bunun altına doğru yavaş yavaş bir salmaya başlamış vaziyette. Henüz bir yorum yapamayız. Buralardan bile hızlı bir yukarı doğru hareketler çok sık bir şekilde izledik biz elbette ki, ama eğer bu kırmızı eğrinin 91.57'nin altına iner ve birkaç gün bu seviyenin üzerine yeniden çıkmakta başarılı olamazsa işte o zaman ilerleyen günlerde dolar endeksinde çok daha aşağıki seviyeye yönelik, ilk başta 91, ardından da 90-50'lere doğru bile olabilecek şekilde düşüşler olabilir. İşte böyle bir rüzgar oluşursa, videonun ilk başında anlattığım gibi böyle bir rüzgar oluşursa işte o zaman içeride dolar kurunu da 8'in altına doğru bir düşme şansı da yakalayabilir. Fakat yine de o düşüşün ben sınırlı bir düşüş olabileceğini ve çok fazla uzun soluklu olmayabileceğini, yeniden aşağılardan yukarı doğru tepki yükselişlerinin, tekrar yukarı doğru hareketlerin olabileceğini ifade etmek isterim. Evet, yani toplam olarak söyleyeceğimiz bu kadar. Bu haftayı endekste bir miktar yatay bitirdik. Dövizde, dolarda daha iyimser bir şekilde bitirdik aslında. Ama teknik olarak grafiklere baktığımızda dolarda aslında yukarı doğru eğimin sürdüğünü izliyoruz. Endekste bir gitme isteği var, bir yükselme arzusu var ama önünde de çok engebeli araziler var. Bankacılık endeksini işte az önce gördünüz. Ortalamalara kadar gitti ama nefesi çok yetmiyor. Yani oralardan yeniden yapıyor. 1350 çok önemli. Yani 1350'nin üzerinde kaldığımız müddetçe oyunun içinde oluruz her zaman. Sınırlı bir şekilde oluruz. Çok yoğun bir hissede olmayız. Ama 1350'nin aşağısı eğer oluşursa, onlardan eğer bahsedersek ileride, o zaman çok daha aşağıya doğru bir düşme riski de oluşabilir. 1415-1420'lerin üzerine çıkar ve yerleşirse de endeks, o zaman bizim hem 1430 ya da 1450'ye doğru yükselişimizi uzatabilme şansımız, fırsatımız da tekrar oluşabilir. Evet, herkese iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hoşça kalın.